ifade ettiği üzere Fransa, Hollanda, Belçika bu listeye dahil olmadı. 2021 yılında olacak mı onu daha hani bilemiyoruz. Normalde beklenen olması ama altyapı yetişirse olur. Bilmiyorum yetişmezse ne olur? Yetkili makamlar bilirler. Bunlar süreçler nasıl ilerler? Orada dikkat ederseniz İngiltere var. İngiltere normalde bizim paylaşım yapacağımız ülkelerden birisiydi 2020 yılında. Ancak İngiltere Brexit sürecini yaşadığı için ve onların mali takvimi Mart ayında bittiği için yani bu seneye dair yapacakları işlemi yaptılar artık bundan sonra yapabilecekleri bir işlem olmadığı için İngiltere bizimle paylaşım yapamayacağını bildirdi Türkiye'ye. Bizim listemizde olduğu için çünkü karşılıklılık esası var. Türkiye'de bu karşılıklılık esasına azami ölçüde riayet ettiği için 2020 yılı içerisinde İngiltere ile paylaşımda bulunmayacak %99 ihtimalle yine o %1 ihtimali açık bırakmış olalım. Ama %99 ihtimalle çünkü İngiltere Türkiye'ye Brexit'ten dolayı paylaşımda bulunmayacağını söyledi. Yine bu listede Avrupa Birliği ülkesi olmadığı için belki o yukarıda istisna ülkelerden sayılmıyor ama İsviçre'de Türkiye'ye bu sene paylaşım yapmayacağını bildirdiği için Türkiye'de İsviçre'ye paylaşım yapmayacak ama şöyle bir şey var. Türkiye İsviçre'den açıklama istiyor. Ülkeler birbirinden bu hakları var. Niçin sen beni listeye koymadın? Paylaşım bulunma iradesinden geri durmanın sebebi nedir? Niye paylaşım yapmıyorsun? Niye isteksiz davranıyorsun? Bunu ülkeler makul bir şekilde yapmak zorundalar. Aksi takdirde OECD'ye ve diğer içinde bulunan, ortaklaşa bulunan çatı kuruluşlara hesap vermek durumunda ülkeler. Bu anlamda İsviçre ile de bu sene paylaşım yapılmayacak. Ali Yani Bey, bu noktada tam da sorular böyle gelmeye başlamıştı. İngiltere konusu sorumuz vardı. Siz de değinmiş oldunuz. Tamam, 2020 büyük ihtimalle paylaşılmayacak dediniz ama 2021 itibariyle, 1 Ocak itibariyle bir tarih şu an itibariyle yok anladığımız kadarıyla. Bu ne zaman netleşebilir? Şu an itibariyle yok. Onlar yani belli bir takvimi yok. Liste göndermesi şu tarihe kadar bize paylaşım yapılacak listeleri göndermek değil. Ama onları her ülke kendisi görüyor. Şimdi büyük ihtimalle bu 54 ülke listesi yine olacak. Bu şu demektir. Yani biz bu ülkelere yönelik altyapıyı oluşturduk. Biz artık bir kere altyapıyı oluşturduktan sonra bu ülkeleri paylaştıracağız. Ama diğer ülkeler bu listede yer alacak mı almayacak mı diye gerekçe olarak Türkiye şunu sundu. Biz teknik altyapıyı yetiştiremedik, bilgileri yeterince tasnif edemedik. Onun için bu ülkelerle paylaşımda bulunmayacağız. 2021 yılında da yetişme durumu olur mu, olamaz mı? Şu anda hiç kimse bilmiyor. Yani hani paylaşım olabilir de normalde beklenen de o. Avrupa Komisyonu bunu ayrıca takip ediyor. Çünkü bütün Avrupa ülkeleri adına Avrupa Birliği takip ediyor. OECD de ayrıca takip ediyor. Yani böyle ciddi anlamda bir bütün ülkelere yönelik kıskaç var ve yani günü gününe takip ediliyor. O derece yakinen takip ediliyor. Türkiye'de bu anlamda yetiştirebildiği kadar iyi niyet gösterisi olarak çalışmalarına devam ediyor. Ama şu anda gerçekten hiç kimse bilmiyor bunlar yetişecek mi, yetişmeyecek mi diye. Önümüzdeki aylarda belli olur. Hani vatandaşlarımız açısından biz ülke olarak düşündüğümüzde yetişmesi olumlu. Bizim Türkiye'ye gelecek bilgiler açısından söylüyorum. Ama bazıları için de belki bu anlamda riskli durumu olanlar için de yetişmemesi belki olumlu. O değerlendirilir. Yetişebilecek durumdaysa paylaşılır. Yani hani net bir cevap veremiyoruz Fatih Bey bu konuda. Ama Bu noktada bakacak yani. şunu söyleyebiliriz, değil mi? Bu tarih açıklandığı gün itibariyle başlayacak, geriye doğru yürümeyecektir. Onları evet söyleyeceğim. Yani hangi tarihler ne zaman başlıyor? Şimdi onları evet söyleyeceğiz. Paylaşım yapıldığı zaman buyurun. Yine tam bu nokta ile ilgili hem arada da soru cevapları da almış oluyoruz ilgili Olur noktalar. bayağı. Sizin sunumlarınız esasında. Aynı konu Avustralya içinde şu an soruluyor. Avustralya konusu az önceki slaytta vardı sanıyorum. Bir Avustralya var. Avustralya'ya değinirsiniz. Bu arada katılımcılarımızı da hem Zoom üzerinden takip edenler chat platformundan bize sorularını yazabilirler. Aynı şekilde de YouTube'dan takip edenler de sorularını iletirlerse biz de ara ara konusu açıldıkça Fatih Bey'e veya nihayetinde de sunum sonunda da yine Fatih Bey'e iletebiliriz. Arkadaşlarımızın bilgileri olsunlar. Avustralya'yı söylediniz. Hemen onu söyleyebilirim. Listeye tekrar bir dönelim isterseniz. Avustralya listede, paylaşım listesinde var. Evet, Avustralya paylaşım listesinde var. Yani hani bu sene itibariyle
paylaşım yapılacak.